Merhaba arkadaşlar, bugünün konusu diz kireçlenmelerinde ameliyat dışı tedaviler. Ameliyat dışı tedaviler derken koca karı ilaçları falan aklımıza gelmiyor tabii ki. Diz içi yapılan enjeksiyonlar, ilaçlar, kullanılan çeşitli ameliyat dışı veya daha küçük tedavi yöntemleri. Bunlar arasında en meşhur olanı bildiğimiz gibi PRP. PRP şimdilerde daha modalan bir girişim var, GRP. PRP mi GRP mi sorusuna bir cevap arayacağız arkadaşlar. PRP'yi yıllardır yapıyoruz. Birçok hekim arkadaşımız, birçok çevrenizdeki insanlardan duyarsınız ki biz de PRP yaptırdık, işte iyiyiz, şöyleyiz, güzeliz veya hiçbir faydasını görmedim diyen milyonlarca insan vardır. Bunlardan da eminiz. Şimdilerde yeni modamız GRP. PRP ile GRP arasında ne fark vardır? PRP'de, GRP'de aslında otolog bir transfüzyondur. Otolog ne demek? İnsanın kendi vücudundan alınan demek. İnsanın kendi vücudundan alınan, yani kendi kanımız, canımız. Sizden aldığımız PRP'dekinin aynısı, gene bir kan örneği alıyoruz. Bunlar işte 5-10 cc geçmiyor. Bunlardan santrifüjde, çeşitli yöntemlerle, laboratuvarda PRP'de platelet, yani pıhtılaşma hücrelerinin yoğun olduğu bir serum elde ediyoruz. GRP'de de growth hormon dediğimiz, yani büyüme, gelişme hormonlarını içeren, stokinleri, lempokinleri içeren bir serum elde ediyoruz. GRP hazırlanışı PRP'ye göre biraz uzun. PRP'yi 15-20 dakika sonra serum elimizde dizinize yapıp sizi yarım saat, 1 saat içerisinde gönderiyorduk. Ama GRP için bir 3 saat kadar beklemeniz gerekecek. Bu daha mı etkili? Evet, daha etkili. Yani bizim gözlemlerimiz şunu söylüyor ki PRP yapılan hastalarda PRP'lerin işte bu büyüme şeylerini kapsayan %1-2 ise bu oran 6 katına 7 katına GRP ile çıkarılıyor. Bu hücreler orada etkilenmeye başladıktan sonra hastalarımız daha rahat olduklarını söylüyor. Tabii ki tek seans yapmıyoruz. Bu 2 seans oluyor, bazen 3 seans oluyor. Araya bir 15-20 gün süre veriyoruz. Hastalarımızdan geri dönüşümlerini bekliyoruz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda geçen numaralardan da istediğiniz zaman arayıp bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederim.